Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, pul gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de hıncını gelip karısından alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendince yine hükümeti eleştirecekti. Ancak kurduğu bu cümleyle bir anda şimşekleri üzerine çekti. Bilinç altındakileri dışarı vurdu. Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, pul gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de hıncını gelip karısından alıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun evlilik müessesesini yanlış anladığı her halinden belliydi. İyi günde kötü günde birlikte olmak, bir hayatı paylaşmak için birbirine söz veren insanların ekonomik zorlukları aşmak yerine dayağa sarılabileceğini söylüyordu. Yani Kılıçdaroğlu'na göre işsiz kalan koca evde eşini dövebilirdi. CHP Genel Başkanı'nın kadına şiddete vize veren sözlerine tepkiler gecikmedi. İlk tepki gösterenlerden biri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya oldu. İnsan hakkına, onuruna yönelik her türlü saldırı birer insan hakkı ihlalidir. Aile Bakanı Kaya sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddeti meşru gören sözlerini kınıyorum. Sözleri sadece kadınlarımızı değil tüm toplumumuzu yaralamıştır diye yazdı. Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet etti. Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyada kadın düşmanı Kılıçdaroğlu hashtag'i açıldı. Tepkiler çığ gibi büyüdü.